Şikayetin temel sebebi şu, salgın sürecinde yükün daha çok kamu hastanelerinin üzerinde olduğu, özel hastanelerin ise bilinçli olarak COVID tedavisini bir biçimde imtina ettiği yönünde. Özellikle son 10 yılda sizin de yakından takip ettiğiniz veriler olduğunu biliyorum. Son 10 yılda sağlık sistemimiz özellikle özel hastaneler üzerine yoğunlaşmıştı. Bu bir an itibariyle bir zaaf yaratıyor mu? Sizin gözleminiz nedir? vatandaşların bu şikayeti en azından haklı mı? Çok haklı bir şikayet Ozan Bey. Bunun çok ciddi bir zaaf yarattığını biz verilerle de ortaya koyduk. Şöyle ki Türkiye'de yoğun bakım yataklarının %40'ı özel sektörde. İstanbul'da bu oran daha yüksek. Ve şu anda yoğun bakım yataklarını özel sektördeki yoğun bakım yataklarını kullanmakla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Maalesef Sağlık Bakanlığı bu sürece seyirci kalıyor. Özel sektörde Covid-19 hastalarını hem yatırmak istemiyor, diğer hastaları yatırıp onlardan daha fazla para kazanabilmek için hem de eğer yatırmak zorunda kalırsa bu kişilerden yüksek paralar talep ettiğine ilişkin çok sayıda yakınma var. Sağlık Bakanlığı'nın bu sürece seyirci kalması nedeniyle yoğun bakım yatakları aktif olarak maalesef kullanılamıyor. Bunun en sıkıntılı örneğinin İstanbul'da yaşandığına ilişkin meslektaşlarımızdan çokça geri bildirim var. Bu sağlık sistemi tartışması olmaksızın salgına güçlü bir yanıt vermenin mümkün olmadığının da bir göstergesi aynı zamanda. Sizin de söylediğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 2003'te yürürlüğe konan Sağlıkta Dönüşüm Programı böyle büyük çaplı bir salgına yanıt vermek için çok fazla ticarileştirilmiş olması ve birinci basamağın gücünü hafifletmiş olması nedeniyle pek mümkün görünmüyor. Bu çok ciddi bir şey söylediğiniz. Bunu da programın adına yakışır şekilde bir kez daha kayda geçirmiş olalım Kayhan Hocam. Yani ne demek Türkiye'deki tüm yoğun bakım yataklarının toplamının yüzde 40'ı özel sektörün e, hastanelerinde demek? Yani top yarısı ancak parayla ulaşılabilir durumda demek. Bu çok ciddi bir rakam. Sayın Sağlık Bakanı'nın e, gene alıntıladığımız e, başka bir... Ee, başka bir cümlesi var demişti ki 84 milyon bu durumdan sorumluyuz Murat öyle miyiz hakikaten senin gazeten sürekli bu lebalep kongreleri ya lan... ben bir şey söylemek isterim Özlem Hanım buyurun, buyurun. Er, en azından ben kesinlikle o 84 milyon içinde olmadığımı burada deklar etmek ya isterim. sizden başka da aynı cümleyi kuran birçok kişi aynısını oldu aynısını ha, Murat da kurdu eksi 3 olduk galiba bilmiyorum Ozan kaldı ee... ki burada başka bir şey daha söylemek isterim eğer izin verirseniz ne demek buyurun efendim Şimdi bakın bu aslında kamu yönetiminin geldiği içler acısı durumu gösteriyor. Çünkü bir kişinin sorumlu olabilmesi için o kişinin aynı zamanda yetkisinde olması gerekir. Problem, problem burada mı diyorsunuz yani temel olarak problem? Kavramına, tabii görev, yetki ve sorumluluk kavramı üzerinden kamu yönetimine bakmamız gerekir. Eğer görevliler bilimin ışığında görevlerini layıkıyla yapsalar, yasaların öngördüğü yetkileri kullansalar, o zaman sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklardı. Şu anda sorumluluğu yurttaşa yıkmaya çalışmak gerçekten kamu yöneticilerinin ne durumda olduğunu göstermesi bakımından bence çok ibret verici bir örnek. Bizzat kendi koydukları kurallara kendileri uymadı. Yani evet. onu da eklemek gerekir. Yetkiyi kullanmak bir yana e, cenaze törenleri <laughs> ama AKP'lilerin cenaze törenleri köy dernekleri toplantı yapamazken AKP'liler Kongre AKP, AKP kongreleri mart ayı boyunca devam etti. Karadeniz illerinde mitingler yapıldı, şekilde. açık hava mitingleri. Ekonomik sorundan bahsedeceksek hazinede para yok, rezervler eksi de ama bu süreçte Osman Gazi Köprüsü'ne garanti ödemesi diye 3.2 milyar lira ödeme yapılabildi. Ne kadar yapılabildi? 3.2 milyar, milyar, milyar lira. Şimdi bir de benzer bir şekilde bugün bilim kurulu üyelerinden Sayın Serap Şimşek Yavuz'un bir beyanı oldu. Onu da ekleyip gene Murat'a döneceğim. Murat'ın sorusunu ve yorumu almak için ve sonra Timur'a. E, de, demiş ki Serap Hoca, Bizim işte bilim kurulu üyelerinin önerileri gündeme getirilmedi, uygulanmadı yaz aylarından itibaren vakalarla ilgili de bir örtülü bir paylaşım yapıldı. Yani saklandı. Bizim bilgimiz dışında bu vakalar saklandı demiş. Benim gördüğüm kadarıyla bilim kurulu da ufak ufak ya bu ihale, bu fatura bize mi çıkacak acaba diye bir endişe içinde galiba Murat sorunla beraber lütfen. Ya şöyle Kayan Hocam doğru söylüyor. Ben de o sorumlu olan kişilerden değilim. Kesinlikle Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Siz kalkacaksınız, bütün insanlar annesini babasını toprağa verirken, defnederken, akrabaları, çocukları cenaze törenine katılamazken, hınca hınç dolu sadece siyasi ideoloji ve aynı zamanda düşündükleri ya da bağlı oldukları tarikat şeyhleri ya da bir şekilde düşüncelerine istinaden gördükleri büyüklerinin cenazesinde binlerce insan tarafından defnedeceksiniz. O zaman hiçbir sorun olmayacak. Siz insanların kongre yapmasını ya da 5-10 kişinin bir araya gelmesini engellerken kalkıp lebalep denildiğiniz ve bundan gurur duyduğunuz e, kongreler yapacaksınız e, ve aynı keza e, bütün herkes çok yüksek seste uyarılar yaparken e, Ayasofya'nın açılışında yüz binlerce insanı bir araya getireceksiniz. Bu tür organizasyonlar yapacaksınız. E, şimdi ise e, gel, gel, gelirken e, sosyal medyada gördüm doğru mu bilmiyorum Kayhan hocam. E, Diyanet İşleri Başkanlığı e teravih namazıyla ilgili camilerde kılınmaması gerektiğini ya kılınmayacağını bildirmiş ama şimdi son olarak da en azından evinizde cemaatle kılabilirsiniz diye bir açıklama yapmış galiba. Bunun doğruluğunu teyit ettiremedim. Yani bunu şeye baktım, sayfasına baktım ya da bununla ilgili açıklama nereden diye baktım. sosyal medyada epeyce yerde bununla ilgili haber var. Şimdi durum böyle olunca bunları yapan kişiler gözümüzün içine baka baka kalkacaklar işte sorumlu 84 milyonuz diyeceğiz ama kendileriyle ilgili herhangi bir sorumlu almayacaklar. Yani Sağlık Bakanlığı eşittir Sorumsuzluk Bakanlığı oldu. Şimdi bizim öğretmenlerimiz, çocuklarımız, bizim çocuklarımız okullarda okurken onlarla yüze eğitimde oluşabilecek bütün risklerin hepsini uzmanların tamamı, Kayhan Hocam gibi uzmanların tamamı dile getirmişken dinlemeyeceksiniz. Aşı vurmayacaksınız ama 150 bin tane aşıya götürüp kendi vatandaşınızdan önce Libya'ya hibe edeceksiniz. Aynı zamanda gelen aşılardan yine yurt dışına, Ukrayna'ya, Azerbaycan'a hibe Ama kalkacaksınız ondan sonra buradaki salgının ve geldiği noktada 84 milyon suçluyuz diyeceğiz. Hayır efendim. Bu işin tek suçlusu var da Sağlık Bakanlığı'dır. Yani sen kabul etmiyorsun Hı. <laughs> bunu. De kabul Kayhan Hocam siz de kabul etmediniz. Bir siyasetçi daha kabul etmedi. Bir de tweet yazdı. Deva Partisi kurucusu Sayın Ali Babacan bir tweet yazdı. Dedi ki baya okuması da zor aslında. bakarsanız ama elimden geleni yapayım. 83 milyon 999 Kişi sorumlu demelisiniz çünkü bu ülkede olup biten hiçbir şeyden sorumlu olmayan tek bir kişi var zaten diye bir tweet yazdı. Bir de Cemil Barlas hani e, suyun öte yanından e, bir gazeteci arkadaşımız diye en kibar halini söyleyeyim. E, o da bir tweet yazdı. O da diyor ki Sağlık Bakanı bu işte 84 milyon e, hepimiz sorumluyuz demiş. Ben sorumlu değilim. Hasta olanlar da sorumlu değil. Asıl sorumlu işlevsiz hatta zararlı tedbir önerileri yapan bilim kuruludur demiş. Evet yani ben dedim Burada ya size hocam. Bir bilim Yani bu, bu top bu top galiba bilim kurulunun sahasına düşecek. Ne düşünüyorsunuz bütün bu gelişmelerle ilgili? Tabii ki hem bir hekim hem bir akademisyen Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir profesör. Defalarca bir yıldır Türkiye'yi uyaran sorumluluk sahibi bir aydın olarak bütün bu gelişmelerle ilgili buyurun lütfen. İlk olarak şunu söylemek isterim. Biz bu topraklarda yaklaşık 90 milyon kişi yaşıyoruz. Dolayısıyla 84 milyon lafı da çok doğru değil. 83 milyon 600 bin civarında Türkiye'li yurttaş, 4 milyon üstünde de Suriyeliler ağırlıklı olmak üzere sığınmacılar var. Ve bulaşıcı hastalık Türkiye'li yurttaş sığınmacı diye bir ayrım gözetmez. Dolayısıyla bir plan program yaparken bunların bütününü gözetmek gerekir. İkincisi bugün bir haber vardı turizm sektöründe çalışanlar aşılanmaya başlıyor diye tabii sevindirici bir haber. Bir de öğretmenler. Çok sevindirici bir, bir haber. Sonunda, Ama evet. bakın Özlem Hanım, öğretmenleri daha aşılamadan turizm sektörünü aşılamaya çalışmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Az önce sizin de söylediğiniz gibi öğretmenler aşılanmamışken ve bir rakama göre bugün e, sosyal medyada 80'in üstünde öğretmen ölümünden söz ediliyordu. Bazı yerlerde 40 civarında deniyor. Yani insanlar görevlerini yaparken hayatlarını kaybettiği koşullarda onları aşılamadan bir takım sermaye kesimi bu işten para kazanacak diye bir hazırlık içerisine girmek de salgın yönetimi konusunda aslında insanın hayatının değil paranın öncelendiğini göstermesi bakımından da dramatik. Şunu söylemek isterim salgın yönetimi bilimsel bir yöntemdir. Yüzyıllardır salgınlarla insanlık karşı karşıya bilim ortamının çok ciddi deneyimleri var. Biz de 2020 yılının Şubat ayından bu yana bunları bilimin ışığında dile getirmeye çalışıyoruz. Başarılı olan ülkeler var, başarısız olan ülkeler var. Örneğin başarılı ülkelerden bir tanesi Vietnam. 90 milyon nüfuslu, çok ciddi ekonomik gücü yok. Ama ölüm ve hastalık sayılarına baktığınızda neredeyse salgın teyit geçmiş desek abartmamış oluruz. Peki Vietnam bu başarıya nasıl ulaştı? Ya da Küba ile Amerika'yı kıyaslayacak olursanız Amerika'da milyon kişi başına ölümler Küba'dan niye 40 kat daha yüksek? ya da İsveç'le Norveç'i kıyaslayacak olursanız ikisi de benzer sosyoekonomik koşullara ve kültüre sahip olmasına rağmen seçtikleri strateji yüzünden neden İsveç'te milyon kişi başına Norveç'e göre 11 kat daha fazla insan hayatını kaybetti? Bu soruların yanıtları belli. Bunlar seçtiğiniz strateji, bilimsel yetkinliği olan insanların karar verme sürecinin hayata uygulanmasıyla yakından ilişkili. Ama maalesef bizde hem yetkinlikle ilgili problem var hem de salgına karşı seçilen strateji salgını baskılamak ya da etkisini azaltmak değil günü kurtarmak gibi görünüyor. Bütün bunlar insan hayatına mal oluyor. Çok sayıda insanımızı yitirmiş durumdayız. Çok sayıda insan ağır hasta oldu ve önümüzdeki günlerde de az önce size rakamları verdim. 500 bin üstünde şu anda aktif hasta var. Yani %1'nin Türkiye'deki rakamlara göre kabaca öleceğini varsayacak olursanız bu salgının yükünün halen ülkemize çok ağır olduğunu ve bu yükün önümüzdeki günlerde de artarak devam etme potansiyelini burada söylememiz gerekir. Peki o zaman, hocam. o zaman pardon tabii ee... Murat.